Zorunlu aşı uygulaması konusundaki tartışmalar devam ediyor. Anayasa hukukçuları Bavyeran'ın yaklaşımlarını anayasaya aykırı olmakla eleştirirken, hasta koruma dernekleri aşı konusunda yeni bir yasa çıkartılmasını talep etti. Aşı yükümlülüğü konusundaki anlaşmazlıkta federal hükümetin bakım politikaları sorumlusu Moğol, federal ve eyalet hükümetleri arasında daha iyi koordinasyon kurulmasını istedi. Funke Medya Grubu'nun gazetelerine bir demeç veren Moll, bir kez daha herhangi bir eyaletin diğerlerinden farklı tedbirler alması olmamalı dedi. Eyalet hükümetlerinin güvenilir politikalarla sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini söyleyen SPD'li politikacı Moll, ortaklaşa alınan kararlara tüm nüfusun güvenebilmesi gerekir dedi. Şahsi olarak Genel bir zorunlu aşı uygulamasının yürürlüğe sokulmasını düşündüğünü söyleyen Mol, Federal Demokrasi'de bazen eyaletlerin farklı uygulamalara devam etmelerinin olağan olduğunu ancak diğer eyaletlerin Bavaria eyalet hükümetinin rotasını izleyeceğine inanmadığını belirtti. Yeşiller Partisi'nin yeni eş başkanı ise ARD ve ZDF kanalının sabah programında Bavyera hükümetinin bakım personeli için zorunlu aşı uygulamasına karşı çıkmasını rahatsız edici bulduğunu, federal devletin karar altına aldığı yasaların eyalet yasalarından öncelikli olduğunu söyledi. Bavyera eyalet hükümetinin tavrının doğru olmadığını vurgulayan yeşilci politikacı zorunlu aşı yasasının elbette bazı sorunları olduğunu ancak bunun herkesin bir araya giderek çözüme ulaştırabileceğini düşündüğünü ifade etti. Bavyera Başbakanı Markus Söder 15 Mart'tan itibaren sağlık çalışanları için getirilen aşı zorunluluğu yasasını personel sıkıntısı nedeniyle uygulayamayacaklarını açıklamıştı. Federal Sosyal Mahkeme Başkanı Rainer Schlegel federal düzeyde alınan kararın tüm eyaletler için bağlayıcı olduğunu söyleyerek yasalar Uygulanmak için vardır, dedi. Yıllık basın toplantısında yeni düzenlenen enfeksiyondan korunma yasasına açıklık getiren Schlegel, Bavyera'da da dahil olmak üzere eyaletler söz konusu yasaya uymak zorunda. Ya da yasanın ilgili maddesi iptal edilerek yeniden düzenlenmesi gerekir, dedi. Schlegel, ben yasayı uygulamıyorum diyerek işin içinden çıkılamayacağını söyledi. Almanya'nın en yüksek hakimlerinden Schlegel aşılanmamış kişilerin masraflara katılımını onaylıyor. Almanya'nın en önemli sosyal yargıcına göre aşı karşıtlarının Almanya'nın sağlık sisteminin COVID-19 hastalığının tüm sağlık maliyetlerini ödeyeceğine güvenmeleri büyük bir yanılgı. Federal Mahkeme Başkanı Rainer Schlegel salı günü Kassel'de yaptığı açıklamada federal hükümetin korona virüsüne karşı aşılanmamış kişilerden uygun bir maliyet paylaşımına katılmaları yönünde karar verebileceğini söyledi. Aşılanmayanların da tam tedaviye hak kazanmaları gerektiğine şüphe yok. Diyen yargıç ancak yeterli gelir veya mal varlığı söz konusu olduğunda bu sigortaların tedavi masraflarına katkıda bulunmalarının karar altına alınabileceğini vurguladı. Bunun tıbbi nedenlerle aşı olmayan kişiler için geçerli olmadığını belirten Schlegel, şimdiye kadar olduğu gibi bu kişilerin sağlık hizmetlerinden sigortalı olarak ek ödeme yapmadan tabii ki faydalanabileceklerini söyledi. Federal Sosyal Mahkeme Başkanı, Covid yoğun bakımının yüksek hastane maliyetlerine dikkat çekti. Klinikte 10 gün kalmak için tedavi yaklaşık 60 bin ve 41 gün yaklaşık 200.000 euro. Schlegel ortalama maaşlı bir emekçinin ve işverenin 34 yıl boyunca 200 bin euro sağlık sigortası primi ödemesi gerektiğini hesapladı aşılanmayarak bilerek bu duruma düşenlerden toplumun genel çıkarları çerçevesinde katılım payı ödemelerinin yasalara uygun olduğunu söyledi. Almanya'da bir gün içinde en az 234.250 insana daha virüs bulaştı. 7 günlük inzidens de artmaya devam etti. Robert Kohensü ülke çapında 7 günlük inzidensin 1450,8'e tırmandığını açıkladı. Alman sağlık tarihleri bir gün içinde RKI'ye 234.250 yeni enfeksiyon vakası bildirdi. Almanya genelinde 24 saat içinde 272 ölüm vakası daha kaydedildi. RKI pandeminin başlangıcından bu yana virüsten ölenlerin sayısının 119.215'e yükseldiğini bildirdi. Hessen'de ise kayıtlı korona hastası sayısı 24 saat içinde 19445 arttı. Aynı süre içinde 10 insanın daha hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 8926'ya çıktı. 100 bin nüfus başına 7 gün içinde yeni korona hastaları sayısı 1664'ten 1684'e yükseldi. Kassel bölgesinde 2303 insan daha virüse yakalandı. Ölüm vakası kaydedilmediğini açıklayan Kaza Sağlık Dairesi, hastanelerde 16'sı yoğun bakımda olmak üzere 106 insanın tedavi altında olduğunu bildirdi. Pandeminin başlangıcından bu yana Kasel'de 222, Kasel ilçelerinde 250 insan hayatını kaybetti. 7 günlük izidens Kasel'de 1223,6'dan 1568,8'e Kasır ilçelerinde ise 954'ten 1146,4'e çıktı. Almanya'nın ihracatı 2021'de bir önceki yıla göre %14 arttı. Federal İstatistik Dairesi Almanya'nın ihracatının %14'lük artışla 1 trilyon 375 milyar euroya yükseldiğini açıkladı kimya sektörü kadar elektro sektörü ve makine üreticileri de yeni yıla güvenle baktıklarını ifade etti. Ekonomi Araştırma Enstitüsü İFO'nun ekonomi uzmanı Volmer Soyzer'e göre savaş sonrası Almanya'da böyle bir durum hiç yaşanmadı. Volmer Soyza makine üreticileri ve elektro sanayisi şirketleri çok yoğun bir sipariş yığılması yaşıyor. Şu andan itibaren yeni sipariş almasalar dahi yine de 5 ila 6 ay boyunca çalışabilecek durumdalar. Bu benzersiz bir şey dedi. Ancak bu ihracat patlamasından her zaman olduğu gibi bu malları üretenlerin payına yoksulluk düştü. Salgın, enflasyon ve kapitalizm zaten mali açıdan kötü durumda olanları daha da yoksullaştırdı. Almanya'daki yoksulluk oranı 2020 pandemi yılında 13 milyon 400 bin insanı yoksul hale getirdi. SPD'li politikacı İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in Nazi rejimi tatbikatına uğrayanlar, Antifaşistler Birliği FAU-FAO-EN tarafından yayınlanan Antifa adlı dergiye geçen yıl yazdığı makale karalama kampanyasının malzemesi oldu. Feza yazdığı makalede NSU 2.0'dan gelen tehdit mektubunun ardından faşizme karşı mücadelenin partisinin DNA'sı olduğunu ifade etmişti. Hitler faşizmi döneminde kurulan toplama kamplarından sağ kurtulanlar tarafından 1947'de kurulan FOEN Baviera Anayasaya Koruma Teşkilatı raporunda aşırı solcu olarak nitelendiriliyor. Daha sonra Hessen eyaleti de benzer bir tanımlama kullanarak Antifaist örgütü karalamaya çalıştı. Ayrıca örgütün kamu yararına, faaliyet sürdürme hakkı da kaldırılmak istendi. Geçen hafta Neonazi Junge Freiheit gazetesi tarafından Nancy Feza ve Antifa başlığıyla başlatılan karalama kampanyası muhafazakar siyasetçiler tarafından sürdürüldü. Ardından Bild gazetesi Antifa'nın DKP'nin yani Alman Komünist Partisi'nin bir yayın organı, Die Welt gazetesi ise 1970 doğumlu Fezer'in 1947 yılında kurulan Pafae'nin kurucusu olduğunu yazdı. Faiz Parti AFT'nin sözcü yardımcısı Brandner ise bakanın görevden alınmasını istedi. Pafae'nin BDA'da, Tezlere karşı yürütülen kampanyayı sağcı tehditlere, faşizme ve ırkçılığa karşı sesini yükseltenleri yıldırma girişimi olarak değerlendirdi. İçişleri Bakanı Feyza, Twitter hesabından yaptığı açıklamada her zaman aşırı sağcılığa ve açık toplumun tüm düşmanlarına karşı açık bir tutum gösterdim ve göstermeye devam edeceğim dedi. Derdinciler Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey görünce olsun. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun. Radyo Kassel dinleyeceksin.